Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Logitech G29 direksiyon setinin kutu açılımını yapacağız. Ve içinden çıkan bütün parçaları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ürünümüzü görüyorsunuz. Firmanın gönderdiği gibi kargodan aldığım şekilde paketiyle beraber duruyor arkadaşlar. Bu paket bana bir hafta önce geldi ve ben bir haftadır kutu açılım videosu çekeceğim diye bir haftadır beklettim arkadaşlar bunu. Şimdi ürüne hiç dokunmadım. Görüyorsunuz faturası bile üstünde. Ürünü ben N11'den satın aldım arkadaşlar ve sürat kargo ile bana geldi. Şöyle ilk önce bir faturasını çıkartalım. Şöyle bunu bir kenara koyalım arkadaşlar. İlk defa çıkartıyorum bunu. Şöyle bir kenarda dursun. Şöyle poşetlerinden bir kurtulalım. Biraz zor olacak. Adamlar bayağı paketlemişler arkadaşlar bunu. Evet, bayağı iyi paketlemişler. Şöyle poşetini atalım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, bu da Logitech'in bir amblemi duruyor. Şöyle düz şekilde burası. Evet, kutuda biraz ezilmeler var. Onun haricinde bir şey yok arkadaşlar. Bu da büyük ihtimalle firmadan olabilir, kargodan da olabilir. Çok bilmiyorum ama şöyle bir açmaya devam edelim biz. Evet arkadaşlar. Şimdi içinden çıkan bütün parçaları inceleyeceğiz. Kutuyu da inceleyeceğim arkadaşlar. Kutuyu bayağı sıkıştırmışlar buraya. Bakalım çıkartabileceğiz mi? Kutuya zarar vermek istemiyorum. Şöyle çevirelim. Evet. Diğer türlü kutuyu yırtmam gerekiyordu ama ben yırtmak istemedim. Da şuradan alalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Direksiyon setimiz bu. Logitech G29. Driving Force diye geçiyor arkadaşlar. PS3, PS4 ve PlayStation 5 uyumlu arkadaşlar. Şimdi bunda iki model var. Bir model PlayStation 5 ve PC için uyumlu, bir model de Xbox ve PC için uyumlu arkadaşlar. Şimdi ben Logitech G29'u aldım. PC için kullanacağım zaten. Benim için burası önemli değil. Sizin için önemliyse buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi şöyle kutuyu biraz çevirelim. Arkadaşlar şimdi şurayı bir göstermek istiyorum. Şimdi çoğu arkadaş burayı çok açıklamıyor. Görüyorsunuz Türkçe yok arkadaşlar açıklamalar kısmında. Çünkü ürün ithalatçı garantili yani yurt dışı cihazı. Bu ürünü ben 4000 liraya aldım. Bu eğer ithalatçı firma garantili olmayıp buralardan almış olsaydım bu 4000 liraya aldığım ürün büyük ihtimalle 5500-6000 civarında olurdu. Şimdi şöyle bir bantlarını sökelim. Bakalım içinden ne çıkacak. İlk defa açıyorum. Yani direksiyon seti diye aldık ama inşallah eksik bir parça gelmez arkadaşlar. Şimdi şöyle bir açalım. Burada görüyorsunuz bir belgesi var. Sanırım kurulum belgesi falan. Şöyle kenara koyalım arkadaşlar bunu. Burada da yine bir belgeler var.
Burada da şöyle ufaktan göstereyim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Kurulumu var arkadaşlar. Şimdi bunları kenara koyalım. Şöyle burada güç kablosu var. Adaptörü. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi yurt dışı cihazı olduğu için görüyorsunuz priz fişin başlığı bu şekilde. Bunlar yurt dışında kullanılan cihazlar arkadaşlar. Burada bir aparat çıkması lazım. Ona bir bakacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da direksiyon koltukları ile beraber tanıtımını yapmışlar adamlar. Bunu da kenara koyalım. Şu güç kablolarını da koyalım. Şimdi ilk önce şöyle direksiyon setimizi çıkartalım arkadaşlar. Bayağı ağır. Poşetiyle şöyle şunu bir kenara çekelim. Şu direksiyon setimizi buraya koyalım. Daha ne geliyor? Bir bakalım, bakalım. Evet, ben de heyecanlıyım arkadaşlar. 2 senedir bunun videolarını izliyordum. Bu yıl başında bilgisayarımı aldım ve şu an yıl sonunda 11. ayda da direksiyon setimi aldım arkadaşlar. Biraz heyecanlı olduğum için video. Arkadaşlar bu da shifter yani vites. Evet. Arkadaşlar o kutu dönüştürücü aparatı olması lazım ama o çıkmadı. Şimdi bunu firmaya ben belirtmem lazım. Gerekirse firmadan isteyeceğim arkadaşlar. Neyse biz şimdi ürünlerimizi tek tek inceleyelim. Şu kutumuzu da şöyle kenara koyalım. Shifter'ımız da burada olsun. İlk önce direksiyondan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle poşetinden bir çıkartalım. Görüyorsunuz arkadaşlar direksiyonumuz bu. Şimdi şöyle biraz üstünden bahsedeyim. Arkadaşlar üstü deri kılıf. Yani büyük ihtimalle siz de takip ettiyseniz biliyorsunuzdur. Hissiyatı daha iyi vermesi için. Şu an heyecanlı olduğum için çok konuşamıyorum. Bir an önce başlamak istiyorum aslında kullanmaya. Şurada bir PlayStation logosu var arkadaşlar. Burası görüyorsunuz tuşlar var. Şunlar zaten PlayStation tuşları standart. Şurada farklı bir hem dönmeli hem basmalı tuş var. Şurada yine PlayStation logolu tuş var. Şurada artı eksili. Arkadaşlar burası bu şekilde. Şu arkada normalde vites için kullanabileceğiniz ya da sinyal için kullanabileceğiniz 2 tane görüyorsunuz tuş var. Şimdi şöyle çevirelim. Şurada bir Logitech logosu var görüyorsunuz ve şu direksiyon setini böyle göstermek istiyorum aslında şöyle kameraya tutup. Arkadaşlar burada bir aracın önü görünüyor görüyorsunuz. Bunu söyleyeceğim ya da siz yorumlara yazın. Bakalım siz anlayabilecek misiniz? Şimdi direksiyon setinin arkasını göstereyim arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştıracağım. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz şu giriş vitesin girişi. Şurada da pedallerin girişi var. Şurada da güç kaynağının girişi var. Kabloları şimdi biraz sonra takacağız arkadaşlar. Buradan doğru geçirip şu kanallardan geçirmek lazım. Şunlar da eğer direksiyon şeyi standı alırsanız onlar için kullanacağınız delikler arkadaşlar. Şuraları masaya sabitlemek için kullanıyoruz. Direksiyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Bunu şöyle bir kenara koyayım. Evet, burada görüyorsunuz arkadaşlar pedallarımız var. Şimdi şöyle bir koyayım. Arkadaşlar görüyorsunuz yine Logitech logosu var. Gaz, fren, debriyaj bildiğimiz standart zaten araç en gerçekçi direksiyon setlerinden birisi. Şimdi şöyle bir ufaktan bir bakalım arkadaşlar. Şöyle biraz gaz tuşu normal hafif ağır. Şöyle o fren bayağı ağır arkadaşlar. Bayağı bayağı ağır. Şu debriyajda gazla fren arasında gibi diyebilirim arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz tam gerçek bir araç pedalları gibi.
Şöyle arkasını bir göstereceğim. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz parkede kaymaması için kauçuklar bulunuyor. Şurası da sanırım halıda kullandığınız zaman halıda kaymaması için olan bir parça. Pedallarımız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi shifter'ımızı açmak istiyorum. Şunu da şöyle koyalım. Evet. Arkadaşlar bu arada eğer direksiyon seti almayı düşünüyorsanız muhakkak bu tarz yurt dışı cihazı alın, yoksa bayağı pahalı gelebilir size, bilginiz olsun. Yani ben bunu 4000 liraya aldım. İnternetten baktığım zaman 7500 liraya bile aynı cihaz vardı. Şimdi şöyle görüyorsunuz driving force shifter. Şöyle göstereyim kutuyu da arkadaşlar. Şöyle kutudan çıkartalım, bakalım neler çıkacak bunda. O aparat eksik geldi ama onu da firmaya söyleyeceğim, bana göndersinler, çünkü olması lazım içinde, yoksa diğer türlü kullanılmaz. Görüyorsunuz arkadaşlar burada da yine biraz parlıyor ama kurulum belgesi var işte. Şimdi şöyle vitesimizi bir çıkartalım. Evet arkadaşlar, shifter'ımız da bu, yani vitesimiz. Arkadaşlar görüyorsunuz şurada bir yine Logitech logosu var. Şuralardan masaya sabitlemek için, ve şu da direksiyon arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bastırıp 6'ya taktığımız zaman geri vitese takılıyor arkadaşlar. Yani 6 ileri bir geri. Şöyle altını da göstereyim. Şuralardan yine stand alırsanız arkadaşlar oraya bağlıyorsunuz. Şuralardan da masaya sabitlemek için kullanılıyor. Şimdi göstereceğimiz başka bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde videonun sonuna gelelim. Şimdi bu kutu açılım videosu oldu. Bunun da bir de oyunlarda inceleme videosunu çekeceğim arkadaşlar. Onu da kanala abone olup bildirim zilini açarsanız ilk paylaştığım zaman ilk haberdar olanlardan olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.